Давай еще. Çok saygıdeğer hemşehrilerim, saygıdeğer büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler. İçinde bulunmuş olduğumuz Zilhicce ayının aşure günü ülkemize, milletimize, ceyhanımıza, ailemize hayırlar getirmesini Rabbül Alemin'den niyaz ederken Ermenek'te halen maden göçüğünde kalan 18 tane vatan evladına da inşallah Rabbül Alemin hayırlı kurtuluşlar nasip eder diyorum. Ceyhan Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz Halk Günü'nde yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, zevkini beraber yaşıyoruz. İnşallah halis niyetle çıkmış olduğumuz halkımızla baş başa halkımızın istek taleplerini, önerilerini birinci ağızdan ekip olarak dinleyeceğimiz bu ortamın ceyhanımıza hayırlar getirmesini, milletimize güzellikler getirmesini, ailemize, şahsımıza da mutluluklar getirmesini ben tekrar Rabbül Alemin'den niyaz ediyorum. İnşallah amacına ulaşır. Burada gaye dediğim gibi birbirimizle istişare yapmak. Burada karşılıklı olarak inşallah güzel sonuçlar elde ederek dediğim gibi karşılıklı hoşnutun, karşılıklı mutluluğun oluşması. İmkanımız dahilinde, gücümüz dahilinde, devletimizin bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde
hukuka bağlı olarak sizlerin istek, talep ve önerilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çıktığımızda hedefimiz şuydu ve halen olmaya da devam edecek. Zor diye görülenleri inşallah kısa sürede gerçekleştireceğiz ve her zaman için taleplere birinci sırada öncelik vereceğiz dedik. Ve o günden bugüne her zaman devam ediyoruz. İşte sizlere dönük olarak halkla ilişkilerimizin şu anda perde arkasında duruyorlar belki. Geldikleri günden bu tarafa, 8 aydan bu tarafa hakikaten cansıparane bir şekilde hizmet veriyorlar. Ben yakinen takip ediyorum. Yine özellikle vatandaşlarımızın istihdam konusunda ciddi taleplerinin olduğunu ben gayet yakinen biliyorum. Ama bir nevi yakinen takip ediyoruz. Orada yine kurmuş olduğumuz kariyer merkezinde gayretli arkadaşlarımız var. Hakikaten gece gündüz hafta sonu demeden çalışıyor. Yine halkla ilişkilerle yine bu manada bizim ofisimizde, ön ofisimizde yine bütün müdür arkadaşlarımızla, ilgili müdür arkadaşlarımızla sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Dedik ya yola çıkarken daima hizmet, daima Ceyhan. Evet, Ceyhan bizleriz. Hizmeti de yine bizler vereceğiz. Yaşamış olduğumuz Ceyhan'ı Allah'ın izniyle güzel bir Ceyhan haline hep birlikte getireceğiz. Hani göç giderken dizilir derler. Göç yoluna devam etmeye başladı. Eksiklerimiz varsa kısa sürede telafi ettik. Hatalarımızı gördüğümüz yerde döndük. Ve birbirimizi iyi niyetle uyararak da hizmet yapmaya da devam ediyoruz. Bu manada yola çıktığımızda Ceyhan'ın iktidarla buluşmasıyla mütevellit olarak hizmetlerin buraya daha iyi geleceğini ifade etmiştik. Evet, hizmetler Allah'ın izniyle gelmeye başladı. Ve o kılavuzlar, o işaretler gözükmeye başladı. İçinde bulunduğumuz bu ada dahil olmak kaydıyla değerli Ceyhan'lı hemşerilerim, inşallah kentsel dönüşüm projemiz Bakanlar Kurulu'ndan Sayın Başbakanımızın da imzasıyla Allah'ın izniyle çıktı. Cumhurbaşkanlığımıza imzaya sunuldu. Resmi gazetede de yayınlandıktan sonra inşallah kentsel dönüşümü, kentsel yenilemeyi burada yapacağız. İnşallah Ceyhan Nehri önüne de bu süreç içerisinde güzel migrasyon alanıyla oluşturacağımız iç gölle birlikte güzel bir Ceyhan'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Dedik ya, size layık olmak için var gücümüzle gayret göstereceğiz. İnşallah TOKİ ile ilgili dün yetki meclisimizden, ben meclis üyelerime de teşekkür ediyorum, belediye meclis üyelerime tam yetkiyi aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte de orta ve alt gelir grubu hemşerilerimize TOKİ konutunda inşallah sunacağız. Ama bu süreç zarf içerisinde geldiğimiz günden bu tarafa, ki geliş sürecimizde de bizlerle beraber oldunuz, bizlerin yanında oldunuz, bizlerin destekçisi oldunuz. Ben müteşekkirim hepinize. Bu, o süreçten bugüne kadar da sabırla beklediniz, sabırla ve dua ile güzel hizmet üretmemiz için her zaman destekçimiz oldunuz. Ben bu manada da hepinize müteşekkirim. Göstermiş olduğunuz bu kadir şanslıktan dolayı büyüklerimin tekrar ellerinden öpüyorum, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Dediğimiz gibi biz burada bir vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Yoksa kelamet bu ekibin kendinden meftun değil. Rabbül Alemin bu ekibi vesile kılıyorsa ne mutlu bize. Yola çıktığımızda da Rabbül Alemin'den duamız, niyazımız oydu. Getirmiş olduğunuz makamda Allah'ın bize iş bitirebilme yeti ve yetkisini bahşet dedik. İnşallah sizler de bu duayı ederseniz sıkıntılarımıza, problemlerimize inşallah çözüm üretmede bizler vesile oluruz. Yoksa üstün bir özelliğimiz yok. Sizler gibi sıradan insanlarız. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz de inşallah birebir burada görüşmeye gayret edeceğiz. İnşallah sıkıntılarımıza,
çözüm üretebiliriz. İstek ve taleplerinizi aynı anda yerine getirebiliriz diyorum. Tekrar Zilhicce'yi, tekrar Aşura'yı hepimize mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun. Şey biliyorum. Biliyorum. Cumali Bey, Ersin Bey'le bir görüşün ama yardımcı olsun, tamam mı? Güle güle, Allah için nasip yaptıralım. Ama çok rahatmışsın. Sakal tıraşı yaptıralım sadece. Olmuyor. Muhtarım nereye gidiyorsun? Nasıl yardımcı olan? Beyim ne iş yapıyor sen? Gelmiyor. Sen dul maaşı mı alıyorsun? Dul maaşı almıyorum. En büyüğü bu mu çocuğu? Bu, en büyüğü şu. Orada mı okuyor? Evet. Burada bizim dershaneye kaydettirelim. Gelip gidiyor mu bu? Evet. Şişt, gel bakayım erkek. Gel gel. Bu şeyimizi ver. Geldim o zaman. Gel anne. Gel ver ver. Şöyle sapsık ama şöyle. Ne yaptın bana? Yerine oldum bindirerken gel ayağım. Şöyle. Yardımcı olun bize. Erken gittiler mi? Dersler nasıl? Biraz. Normal. He? Normal. Şey, bizim burada belediyemizin açtığı dershane var, ona gelmek ister misin? İster. Senin ismin neydi? Asıl. İster misin sen? O ismin de güzelmiş. İster, ister. Bir de kızım var, üç tane çocuk var. Nerede o kız, nerede? Büyük mü o da? Kız harasında, yok Adana'da, gelmiyor, gönderiyor. Harasında, çocuğu yok ya. Böyle gelmedi, böyle gözüküyor. Yolu sizde. Evet. Ya gider mi ana bırakılır mı ya? Ana gibi bırakmam diye de ama emmisi rica etti. Anne vazife sen İster annemle şu suyu içi de yapayım annemle. Doğru söylemiş canım. Ama doğrusu. Ben de şimdi şey Nazlı olsa ben gider anamın boynunda yatarım. Baskı mı geldi şimdi? Ama ben işte. Yok yer alacağım da bu sene göndereceğim. Benim hiç çalışmıyor bana. Emekli çalışsın diye. Bunu ara sıra bana hatırla. Takip eder. Bu çocuğun olmamasına falan fazla vaksız karşı. Hasan'ın. Ama sizi önce bir tıraş ettirelim mi ikiniz de arka tarafta? Ucundan aldıracağım şey güzelce. Yettirin, öğretmenler yettirin. Hasan. Diyelim hanım, yok. Hasan. Ay, Hasan. Sarsa çağırın bana. Arasın o zaman. Sağ ol, Yaşar Doğu Bahadır. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun?
Derman geldiğinde uğra yarma günü. Yaşayacaklar. Bundan sonra sen her gelmeye yanıma uğrayacaksın. Benim elimi öpeceksin. Tamam mı?